Spor 360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün ülkemizin en değerli, en önemli okullarından biri olan Vefa Lisesi'nin Vefa Spor Fest'i konuşacağız değerli izleyenler. 3 önemli öğrencimiz, 3 önemli geleceğimiz bugün bizlerle beraber ve 8-12 Haziran tarihleri arasında Vefa Lisesi'nde yapılacak, düzenlenecek daha doğrusu. Vefa Spor Fest'i konuşacağız. Sizler de bu süre zarfında bizlere gerek Sports TV, gerekse Koray Aldemir Twitter ve Instagram hesaplarından yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Hemen konuklarımı size tanıtayım. Serra Uysal var, Şevval Şen ve Miray Coşkun, 3 önemli gencimiz, Vefa Lisesi'nin 3 değerli öğrencileri bizlerle beraber. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Bir kez daha kutlu olsun dileyelim. Vefa Lisesi'nin yapmış olduğu en önemli etkinliklerden bir tanesi Vefa Spor Fest ve yüzlerce öğrenciyi sporla buluşturuyor. Serra, dilersen Vefa Spor Fest'e geçmeden Serra Uysal kimdir? Biraz seni tanıyalım. Tabii. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Adım Serra, Vefa Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Yatılı okuyorum, Antalya'da yaşıyorum. Böyle. Evet, İstanbul ve Antalya arasındaki farkı nasıl gözlemliyorsun? Hem şehir açısından hem spor açısından nasıl bir fark Şöyle, var? Antalya'da spora olan ilgi çok yüksek. Belki biliyorsunuzdur özellikle yüzme konusunda. Bisiklet keza. Evet, bisiklet de aynı Atletizm şekilde. Atletizm de. Evet, evet. Önemli. Aynen. Onun dışında fark olarak çok fazla bir hani şehir olarak bir fark var tabii ki. İstanbul'da yaşam biraz daha zor. Ama güzel burası da, bir farklılık evet. oluyor. Bize çok fazla şey katıyor. O zorlukları ve farklılıkları konuşacağız seninle. Evet. Şevval, sana geçelim. Sen nasıl tanıtırsın kendini? Merhaba, ben Şevval. Ben de Vefa Lisesi'nin 11. sınıf öğrencisiyim. Ben de aynı şekilde yatılı okuyorum. Ben Silivri'de yaşıyorum normalde. Çok uzak değil ama yine de tabii yatılıyım. Şimdi yatılı okumak biraz daha farklı bir psikoloji gerektiriyor galiba. Nasıl bir psikoloji yaratıyor yatılı okumak? Çünkü birçok aslında okul bu imkanı sağlıyor. Çok değerli kurumlar. Tabii ki burada Miray'a da geçeceğiz ama sen yatılı okumuyorsun. Evet. Detayları konuşacağız ama Şevval, nasıl bir fark var yatılı okumanın? Ne gibi avantajı veya dezavantajı var? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii dezavantajları da yok değil. Hani eviniz gibi rahat olmayabiliyor. Ama avantajları şöyle ki, genç yaşta hayat hakkında tecrübeler edinmeye başlıyorsunuz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Beraber yaşamayı öğreniyorsunuz. Bu yüzden hani bana çok şey kattığını düşünüyorum. Büyümenizi sağlıyor yani kısaca. Evet, sizlerle büyüyorsunuz. Geleceklerde sizlerle beraber devam edecek. Miray, seni de tanıyalım. Merhaba, Miray ben. Vefa Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Yasıl değilim ben, evet, dediğiniz gibi. İstanbul'da doğdum, hala da buradayım. Vefa'yı da çok seviyorum geldiğimden beri de. Ve Spor Fest'in içinde bulunmak ve şu an burada olmak da çok büyük bir gurur benim için. Tekrar evet. teşekkür ediyorum size de. Rica ederiz. Sizlerin buradaki çabaları da bizim için oldukça önemli. Tabii geçtiğimiz yıl da ağırlamıştık Vefa Lisesi'nden öğrencilerimizi. Hemen sana soralım Serra. Vefa Spor Fest'i bilmeyenler olabilir. Girip inceleyebilirsiniz internetten ama bugün bir tanıtımını yapacağız bir kez daha bu organizasyonun. Bilmeyenler için Vefa Spor Fest nedir? Vefa Spor Fest bu yıl 4.sünü gerçekleştirdiğimiz bir spor festivali. Bizim buradaki asıl amacımız aslında sporu gençlerle birleştirmek, gençleri farklı spor branşlarıyla tanıştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda daha eğlenceli bir ortam oluyor. Sınavlardan sonra biraz daha kafamızı dağıtmamız için güzel bir ortam yaratıyor. Diğer köklü liseleri davet ediyoruz. Onlarla da aramızda kardeşlik bağları, rekabet ortamında güzel dayanışmalar bu şekilde oluyor. Hangi okullar var? İstanbul Erkek, Cağaloğlu, Kabataş gibi okulları ağırlıyoruz biz genelde okulumuzda. Spor branşları? Futbol, voleybol, kız erkek voleybol. Onun dışında basketbol yine aynı şekilde ve kız erkek masa tenisi olarak bunlar var şu evet. an.
Peki nasıl görüyorsun Sporfest'in buluşturduğu ortam ki sen az önce ifade ettin, dördüncü kez yapılacak, düzenlenecek değerli izleyenler. Haziran ayında, geçen yıl Mayıs ayında yapılmıştı ama sporla beraber aslında gelişen, büyüyen bir network ve bir iletişim ağı da oluyor. Hem okullar arasında hem de insanlar arasında. Evet. Bu gelişimi nasıl yorumlarsın bir öğrenci olarak? Şöyle, çok küçük yaşta başlıyoruz aslında bir nebze. Ben hazırlıkta katılmıştım. Hazırlıkta ilk yılıydı. O günden bugüne kadar kişisel olarak da çok fazla katkı sağlıyor bize. Hem özgüven açısından hem de network'ümüz gerçekten çok gelişiyor, genişliyor. Farklı isimlerle tanışmış oluyoruz. Burada olmak, Miray'ın da dediği gibi, bizim için çok büyük bir gurur ve onur. Evet. Teşekkür ederiz tekrar. Tabii sizin buradaki çabanız ve gençlerin de spora karşı olan yatkınlığı bizleri de tabii ki mutlu ediyor, memnun ediyor. Çünkü sporun gücüne çok inanıyoruz bizler. Sizlerin de çok genç yaşta buna inanmanız çok daha güzel açıkçası. Şevval, sen nasıl yorumlarsın? Vefa Sporfest artık büyüyen, gelişen bir olgu haline geldi. Bunun içinde olmak da çok farklı bir gurur yaratır mutlaka kendi açınızdan. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Evet, ben de dediğiniz gibi gerçekten çok gurur duyuyorum böyle bir etkinlikte arkadaşlarımla beraber bulunduğum için. Bizim okulumuz için henüz dördüncüsünü yapıyor olmamıza rağmen ben çok iyi yerlere geldiğimizi, çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için aylardır çalışıyoruz komitemizle beraber. Ve çok güzel, eğlenceli, herkes için doyurucu bir şölen çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için hem çok keyifli oluyor hem de çok öğretici oluyor süreç boyunca. O öğretici kısmını biraz daha açar mısın? Çünkü bu yaşlardaki kazanımlar, organizasyonel yapıların içerisinde bulunmak gerçekten çok farklı bir öğreti ve istek gerektirir ama sizin gözünüzden bu öğretici kavramını nasıl açarsın? Şöyle söyleyebilirim. Dediğiniz gibi network'ümüzü çok geliştiriyor. Biz küçük yaşlardan itibaren hani insanlarla nasıl iletişime geçebiliriz? Nasıl bir şeyleri birbirine bağlayıp ortaya bir iş çıkarabiliriz? Bunu nasıl daha iyi yapabiliriz diye sürekli toplantılar yaparak birbirimize destek oluyoruz, dayanak oluyoruz ve bu şekilde yani bir şeyler öğrenmiş oluyoruz. Nasıl beraber çalışılır, grup çalışması, yani komite büyük bir grup aslında ve nasıl beraber çalışırız bunu öğreniyoruz. Bu şekilde çok öğretici olduğunu düşünüyorum bizim açımızdan. Evet. Miray, sen aslında bu üçlünün en farklı ismisin çünkü spor yapıyorsun. Evet. Bir voleybol geçmişin de var. Evet. Bunu da içine katarak Vefa Sporfest olgusunu da nasıl değerlendirirsin? Şöyle söyleyebilirim, zaten dediğiniz gibi sporun içinde oluyor olduğum için de Sporfest'te bulunmak, hem sonuçta biz Sporfest içinde kendimiz de takımlarımızla, diğer okullarla karşılaşıp takımlarla müsabakalar yaptığımız için hem aynı organizasyonun yönetiminde ve organizasyonunda bulunuyoruz, hem de kendi maçımızı oynuyoruz diyeyim. Onun dışında hayatıma etkisini söylersem de, bir kere takım çalışması zaten takım sporları olan her branşta gayet başarılı ve iyi sonuç veren bir durum. Özellikle de bunu Sporfest'te de komitemiz içerisinde birbirimize karşı yardımımız ve dayanışmamızla birleştirip gayet güzel bir şey çıkarıyoruz ortaya. Yine bu yılda en güzelini yapacağımıza eminim. Komiteme de güveniyorum bu konuda. Spor yapmanın peki okul hayatına veya sosyal çevrene ne gibi artıları oldu? Spor bir kere zaten hani dinç olarak devam etmemi sağlıyor hayata. Yani her alanda, en basitinden merdiven çıkarken bile zorlanmamak hani büyük bir şey yani gayet. Az önce görüntüler geldi. Bir kez daha alabilir miyiz arkadaşlar? Geçen yılın videosu şu anda görüntülerde dönüyor. Vefa Lisesi çok tarihi bir lise tabii. Sporfest'in dışında birçok ismi eğiten, birçok isme eğitim veren bir kurum ve ülkemizin en önemli, en değerli okullarından da bir tanesi Vefa Lisesi ve sporla beraber de büyüyen bir nesilimiz var. Öyle olmasını istiyoruz. Çok farklı branşları bir araya getiren bir
Sportfest zirveyi hisset mottosunu kullanıyor. Geçtiğimiz dönemde de Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bir ziyareti vardı. Az sonra fotoğraflara dönecektir tahmin ediyorum. Şu anda evet Sayın Bakanımızın ziyareti ve bir söyleşiye katılmıştı orada. Bakanlığın da bu kadar sahip çıkması, ilgilenmesi, okulun değer vermesi hem spora hem öğrenciye ve tabii ki sizlere. Sevgili Serra, ne düşünüyorsun, nasıl yorumlarsın? Geçen yıl çok güzel bir ortam vardı. Evet. Sayın Bakanımız da ziyaret etti. Ne düşünürsün? Şöyle çok güzel bir his öncelikle. Çünkü hani bakanlığın da bizi destekledi. Sayın Muharrem Kasapoğlu'nun da bizi desteklemesi, bizimle orada birlikte olması çok güzel bir histi bizim için. Çünkü onunla sohbet etme fırsatı bulduk. Bu yaşta tanıştık, muhabbet ettik, festivalimizden bahsettik, kendisine açıkladık. Onun da aynı şekilde çok ilgisini çekti. Hatta birkaç böyle workshop'ımızda o da işte mesela bahçedeki oyuncaklarımızda küçük oyunlar oynadı. Çok eğlenceli bir ortamdı. Okuldan da çok büyük ilgi gördü. Böyle çok güzeldi. Hatta bize minik bir hediyesi olmuştu daha sonrasında. Konya'daki Türkiye-Fransa maçına bilet hediye etti bize. Ona katılmıştım ben de. Gittiniz tabii. Evet, çok gittim. Güzel maçtı, çok kazandı. Güzel bir ortamdı, evet. Nasıl yorumlarsın? Ayağınız uğurlu geldi galiba. Çünkü biz kazandık. Çok zorlu bir rakipte evet. Fransa'yı yenmeyi başardık. O Fransa maçını nasıl yorumlarsın? Nasıl bir hikaye bıraktı sende? Şöyle, ortam zaten inanılmaz güzel bir ortam vardı. Maç da çok çekişmeli bir maçtı zaten. Çok fazla umudumuz olmayan bir şekilde gittik ama çok güzel bir sonuçla ayrıldık oradan. Çok güzel bir maçtı. Gerçekten bizi de çok mutlu etmişti. Evet. En yakın zamanda tekrar milli takım evet. maçına gidin derim ben, en azından uğurlu geliyorsunuz. Peki okul nasıl bakıyor? Vefa Lisesi'nin tarihini de konuşuruz aslında ama spora bakışı, müdürlerimizin bakışı, öğretmenlerimizin bakışı ve sizlerin bakışı spora nasıl? Vefa Lisesi spora nasıl yaklaşıyor? Vefa Lisesi spora karşı çok güzel bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerden çok yüksek katılımlar alıyoruz festivallerimizde. Aynı zamanda sporla ilgilenen, yani profesyonel olarak ya da olmayarak çok fazla insan var. Okul idaremiz de aynı şekilde, öğretmenlerimiz de çok güzel bir şekilde destekliyorlar. Zaten hani desteklemeseler biz buralara kadar gelemezdik belki de. Hani her ne kadar komite olarak öğrenci çalışması olsa da onların destekleri de bizler için çok önemli oluyor. Hatta erkek voleybol takımımız Türkiye yarı finallerine kaldı. Çok güzel destekler alıyoruz onlardan da, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlar da çok mutlular. Evet. Sanırım Diyarbakır'daydı evet. değil mi? Evet. Vefa Lisesi'nde voleybol takımı, değerli izleyenler. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Şevval, çok farklı bir nesil geliyor. Çok farklı bir öğrenci grubu geliyor. Gençlik geliyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Nasıl bir gençliğimiz olacak? Sen de o grubun içindesin ama Vefa Sportfest'ten bağımsız da soruyorum aslında. Bu jenerasyon sporla ne kadar ilgileniyor? Ben şahsen kendi okulumdan gördüğüm kadarıyla ilgili çok fazla insan olduğunu görüyorum ve ayrıca bunu kariyer olarak planlayan da çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Mesela bizim okulumuzda da çok fazla maçlara gidiliyor ve güzel sonuçlar da elde ediliyor. Bu son voleybol takımımızın da kazandığı gibi. O yüzden bence spora meraklı, spora aç bir nesil geliyor diye düşünüyorum ben. Spor konusunda bizim belki de en büyük tereddüdümüz, çok genç bir nüfusumuz var ama spora karşı ne kadar ilgiliyiz veya değiliz'i aslında konuşuyoruz. Sizin de yorumunuz önemli çünkü burada gençlerin yapmış olduğu spor ve bıraktığı izler çok daha anlamlı ve önemli oluyor. Bu konuda spordan uzaklaşmamanız ve spora sahip çıkmanız da çok daha anlamlı ve çok daha özel. Miray, sen de bir sporcu olarak aslında hem öğrencisin hem de sporcusun. Sizin kuşağı diyeyim, çünkü siz artık 2000'den de sonra, 2002 ve 2001 doğumlusunuz genelde. Artık Z kuşağı diyoruz. Farklı kuşaklar geliyor. Bu kuşağı nasıl değerlendirirsin?
Ya kuşağı genel olarak yorumlamam gerekirse ben de Şevval'in dediklerine katılıyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bizim okulumuzda çok faal bir şekilde bir sürü branştan oyuncu olan çok fazla insan var. Ve hani bir kısmı gerçekten bunu profesyonel olarak yapmayı düşünüyor. Bir kısmı ise hani hobi olarak devam ediyor voleybola, basketbola, futbola vesaire. Bizim okulumuzda gerçekten her branşın bir takımı var. Yani her branşın derken tabii ki bazılarını mecburen tenzih ediyorum tabii de. Çoğu bilinen branşlardan takımlarımız var. Ve geçtiğimiz yıl diğer spor festlere, diğer okulların spor festlerine göre bir farklılık olarak da bir All-Star yarışması yaptık okulumuzda. Basketbol adına. Çok büyük bir ilgi ve tepki gördü. Açıkçası biz de çok mutlu olduk ve bu yıl da bunu geliştirerek aynı zamanda festivalimize dahil etmeyi düşünüyoruz. Bunu söyleyebilirim şu an. Şimdi çok farklı bir nesil ve çok farklı bir gelecek bizi bekliyor diyoruz. Spor da burada çok önemli ama rekabet olgusu da önemli. Şimdi Vefa Spor Fest'te çok farklı liseden öğrenciler ve gruplar, takımlara katılıyor. Bahsetmiş olduğunuz gibi Cağaloğlu var, İstanbul Erkek Lisesi var. Peki rekabet olgusu nasıl işliyor liseler arası? Çünkü çok böyle daha enerjisi yüksek, daha tempolu, daha farklı heyecanlar da yaşanıyordur eminim ama Miray, nasıl yorumlarsın? Okullar arası rekabet neler konuşuluyor festival boyunca? Okulların çok iddialı olduğu alanlar var. Daha zayıf olduğu belki branşlar var ama o rekabeti nasıl açıklarsın? Şöyle söyleyeyim. Ya tatlı bir rekabet var aslında. Çünkü çoğu okuldan, yani köklü okullar arasındaki çoğu arkadaşlarımızla tanışıyoruz. Hepsiyle hatta belki normalinden daha da yakınız yani. Okul dışında da birlikte vakit geçirdiğimiz zamanlar oluyor sadece festival dışında. Onun dışında da maçlarda zaten tatlı bir rekabet olduğu için bir sıkıntı çıkmıyor. Hani öyle kargaşa ya da bir kavgaya dönüşmüyor hiçbir şekilde. O yüzden çok böyle bir kardeşçe ilerliyor bütün okulların spor festi ve maçlar. Biraz daha kendinize yakın bulduğunuz veya bu süreçlerden biraz daha olumlu etkilendiğiniz okullar oluyor mu? Veya dirsek temasınız, Seyra nasıl yorumlarsa? Çünkü okullarda evet, bir yandan hem rekabet var, hem başarı anlamında, hem sportif anlamda. Ama bir taraftan da daha böyle yakın bulduğunuz okullarda muhakkak vardır diye düşünüyorum. Evet, var tabii ki. İstanbul Erkek özellikle. Onlarla daha samimi bir ortam oluyor aslında bakarsanız. Biraz daha yapı olarak benziyoruz sanırım. Onların festivallerine de, evet, onlara da biz katılıyoruz. Aynı zamanda gidip inceliyoruz. Onlarla görüşüyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel oluyor bizim için de. Onlarla daha bir tık daha yakınız. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu yeni jenerasyonu ve spor konusunu? Ben yeni jenerasyonun aslında spora karşı daha ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu çevremizden çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında. Spora ilgisi olan çok fazla kişi var gerçekten. Bu çok güzel bir durum. Bizi de mutlu ediyor. Festivalimizde de bunu çok fazla fark ediyoruz. Hatta bazen hani talepler alıyoruz. İşte bunları da ekleyebilir misiniz? Şöyle, ne gibi talepler geliyor genelde? Genelde böyle farklı uzak doğu sporlarından bu yıl işte Aikido workshop'u tekrar olsun gibi şeyler, talepler alıyoruz yani. Evet. Güzel. Devam edeceğiz tabii. Ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor değerli izleyenler bu bölümde. Aranın ardından Vefa Spor Fest'i konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde Vefa Spor Fest'i konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Vefa Lisesi'nin 3 değerli, 3 önemli genci ve öğrencisi bizlerle beraber. İlk bölümde biraz daha Vefa Spor Fest'in içeriğini konuştuk. Bu bölümde biraz daha hikayelere değineceğiz. 3 önemli öğrencimizin ve Vefa Spor Fest'in neyi arzuladığını, neyi hedeflediğini ve buradaki yapısal süreçleri konuşacağız, değerlendireceğiz. Sizler de yine bizlere yorumlarınızı ve sorularınızı veya merak ettiklerinizi gerek
Sports TV'ye gerekse Koray Aldemir Twitter ve Instagram hesaplarına iletebilirsiniz. Bir kez daha bu hatırlatmayı yapalım sizlere. Evet, ilk bölüm biraz değerlendirdik. Sıra geldi ikinci bölüme. Aynı zamanda bir de farkındalık projesi de var sevgili Miray. Dilersen seninle başlayalım bu bölümde. Yapısal süreçlerde farkındalık da oldukça önemli. Farklı birçok etkinlikte veya organizasyonlarda bu süreçler de artık organizasyonlara konuyor ve çok da olumlu geri dönüşler sağlanıyor gördüğüm kadarıyla. Farkındalıkla ilgili yapılanları da dilersen senden dinleyelim bu bölümde. Biz her yıl 12 ortaokul, ilkokul öğrencisini İstanbul'u gezme fırsatı bulamamış olan iki okuldan 12'şer kişi şeklinde topluyoruz, alıyoruz ve onları... Bölge fark ediyor mu? Yok, Fatih'ten yapıyoruz genelde. Hani bizim okulumuz da Fatih'te olduğu için, evet, yakın çevreden dolayı. Okulumuzdaki etkinliklerde var ediyoruz onları. Aynı zamanda mesela geçmiş yılda oyuncak müzesine götürdük. Daha sonra stadı gezdirdik, Fenerbahçe stadını. Daha çok onların isteğini karşılamaya çalışıyoruz açıkçası. Daha mutlu olmaları için uğraşıyoruz. Okulumuzdaki... Evet, fotoğraflar da şu anda ekranda. Evet. Büyütebiliriz arkadaşlar fotoğrafı. Bir kez daha gelecektir o kareler. Gençlerin buluştuğu topluca... Bu oyuncak müzesinden, evet, bu fotoğraf. Evet, oyuncak müzesi. Evet, burası. Peki oradaki hikayeler nasıl? Yani çok genç çocuklar bunu. Tabii ki miniklerimiz çok farklı hedefleri, arzuları var ama sizin projenizle çok farklı bakabiliyorlar belki de. Hem hayata hem de öğrencilikle ilgili farklı düşünceleri de olabilir. Ne hissediyorsunuz veya onların size nasıl geri dönüşleri oldu bu sürede? Çok güzel geri dönüşleri oluyor. Özellikle okulumuzdaki maçları izlemekten çok keyif alıyorlar. Hani daha çok bu oyuncak müzesinin gezimi dışında bizi izlemek, hani o atmosfere dahil olmak, futbol maçlarını da yine aynı şekilde, voleybol, basketbol. Daha çok onları tercih ediyorlar ve mutlu oluyorlar. Onun dışında onlara işte defter, kalem, kitap şeklinde yardımlarımız ve hediyelerimiz de oluyor. O şekilde de hani mutlu etmeye çalışıyoruz kısacası. Gerçekten, evet, okulun her köşesini ya da her anını gösterip dahil etmeye çalışıyoruz. Spor Fest'imizin tamamen içindeler. Ve tamamen de aslında özeti bu. Vefa Spor Fest birçok insanı buluşturuyor, spor yaptırıyor ama işin özü de o öğretileri sağlamak ve sürdürülebilir hale getirmek oluyor. Şevval, sen ne söylersin? Ben de bu etkinliğimizde, sosyal sorumluluk projemizde... Bu minikleri sporla tanıştırdığımızı, onlara sporu sevmeyi öğrettiğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bahçemizdeki oyuncaklardan vesaire yararlanarak da eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Hatta belki de ileride kazanacakları okulu görmüş oluyorlar, hedeflerini büyütüyorlar. Bu yüzden onlar için çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Kutlayalım sizleri tabii bu bölümde ama merak edilen bir konu da var. Tabii gençlerimiz bu kadar işlere imza atmaya çalışıyorlar bir grup olarak, bir komite olarak ama bunun nasıl yapıyorsunuz, sağlıyorsunuz gerek sponsor desteği konusunda sevgili Seyra, gerek farklı konularda, iletişim konusunda, buraya gelmeniz konusunda nasıl bir motivasyon kaynağınız var ve sponsorlar konusunda neler bekliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, neler talep ediyorsunuz daha doğrusu? Şöyle, biz yaklaşık 40 kişilik bir komiteyiz. Bunda hazırlıktan 11. sınıfa kadar birçok arkadaşımız var. Her hafta düzenli olarak toplantı alıyoruz. Sürekli yine WhatsApp üstünden vesaire. Bu da bir iş kolu çünkü. Evet, evet. Sürekli iletişim halinde kalıyoruz. Çevremizden ya da farklı platformlar üstünden daha çok ilerliyoruz. Tabii ki yeri geldiğinde düşüşlerimiz oluyor, morallerimiz bozuluyor. Çünkü bazen ilerlemiyor işler. Ama bir şekilde yine toparlıyoruz. Hep birlikte birbirimize destek olarak bunu birlikte aşıyoruz ve güzel bir etkinlik ortaya çıkarıyoruz. Bu yılda yine umarız ki aynı şekilde üstüne yeni şeyler de ekleyerek güzel bir etkinlik çıkaracağız. Bu komitenin iç dinamizmi nasıl? Ben biraz onu merak ediyorum. Çünkü çok genç beyinler, çok farklı belki istekleriniz, projeleriniz, hedefleriniz olabilir ama oradaki komitenin dinamizmi nasıl aktarırsın bize?
Şöyle herkes çok istekli, herkes çok hevesli. Özellikle yeni gelen hazırlıklar tam olarak nasıl bir ortam olacağını bilmiyorlar bulunmadıkları için. İşte biz anlattığımız kadarıyla sosyal medyadan biliyorlar. Sürekli yeni fikirler ortaya atılıyor. Çok güzel fikirler de geliyor. Bu şekilde geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. Sizler birkaç yıl sonra artık Vefa Lisesi'nden mezun olacaksınız. Evet. Ve hayata çok farklı noktalardan bakacaksınız ama Vefa Lisesi var olacak. Sizin yerinizi birçok farklı isimler alacak. Onlar da farklı isimleri bırakacak ama şöyle baktığınız zaman veya ileriye dönük Vefa Spor Fest'in 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nasıl bir yerde olmasını düşünüyorsun? Biz şu ana kadar dediğim gibi bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Her sene ufak tefek de olsa üstüne yeni şeyler ekleyerek ilerliyoruz. Ben yine aynı şekilde önümüzdeki 5 yıla baktığım zaman çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Çok daha güzel işler ortaya çıkacak ve çok gururlanıyorum da bunun için. Aslında organizasyonları veya kurumları hatta kişileri hikayeler biraz daha zenginleştirir ve geliştirir. Bu konuda Vefa Spor Fest'in bir hikayesi var mı? Yani var böyle ufak tefek oluyor. Ya da sosyal sorumluluktaki çocuklarla çok fazla hikayemiz oluyor onlarla vakit geçirmekten. Evet ve spor tabii her zaman çok önemli diyoruz, konuşuyoruz ve ülkemizin en değerli kurumlarından, okullarından bir tanesi. Vefa Lisesi'nin 3 değerli genciyle aslında biraz geleceği, biraz bugünü konuşuyoruz. Miray tabii bundan sonrası için hem Miray Coşkun özelinde hem de Vefa Spor Fest özelinde ne söylemek istersin? Hem gerek spor gerekse eğitim konusunda. Spor Fest her yıl üstüne gerçekten bir şeyler eklediğimiz bir festival. Ben 3 yıldır festivalin başından beri bulunuyorum ve gerçekten bir sonraki yıl daha da geliştiğini fark edebiliyorum ve her yıl iletişim içinde olduğumuz insanlar ve kurumlar da kitle olarak genişlediği için daha fazla insana hitap etmeye başlıyoruz. Daha fazla insanın ilgisini çekiyoruz. O yüzden de gitgide yardım konusunda daha fazla destek buluyoruz. Dolayısıyla gitgide değişiyor ve gelişiyor. O yüzden sporun ve özellikle Spor Fest'in hani bizim okulumuz için gerçekten büyük bir anlamı var. O bir haftalık süreç herkes için çok eğlenceli geçiyor. Yine sınavlardan sonra olmasının verdiği etki de var. Onun dışında bu bir haftalık sürecin hazırlanma süreci de gerçekten çok zor ve güzel geçiyor. Başka bir yerden kazanamayacağımız bir sürü tecrübe kazanıyoruz. Gerek sosyal medyadan iletişim konusunda ulaşmamız gerekse mail atımı konusunda. Çoğu insanın bu yaşta tecrübe edemeyeceği şeyleri tecrübe ediyoruz. O yüzden de çok büyük şeyler kattığını düşünüyorum bize. Evet. Tabii yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz ama ben aynı zamanda Miray Coşkun'un bundan sonraki hedeflerini de merak ediyorum. Yani ne düşünüyorsun, ne arzuluyorsun? Okulun bittikten sonra üniversite hayatı veya farklı platformlarda Miray Coşkun'un ne gibi hedefleri, arzuları var? Daha bireysel bir soru bu. Anladım. Sporu tabii ki hayatımda hep olacağına inanıyorum açıkçası. Yani aktif olarak oynamasam da en azından ben sporu gerçekten takip eden ve seven bir insanım. O yüzden hayatımda büyük bir alanında olacak spor. Onun dışında eğitim hayatım konusunda da yaşıtlarım gibi tam olarak ben şu mesleği yapmak istiyorum diyemedim şu ana kadar. Daha geniş düşünüyorum. Şu an net bir kararım yok meslek konusunda. Ama sporla alakalı bir şeyin hayatımdan gideceğini düşünmüyorum yani gerçekten. Mutlaka spor olacak. Evet kesinlikle olacak hayatımda. Evet süper. Şevval hem gelecek adına hem de Şevval özelinde ne söylemek istersin? Ben de kendim için şunu söylemek istiyorum. İleride kendim hayatımda daha çok spor görmeyi istiyorum öncelikle kendim adına. Ve istediğim yerlere varabilmeyi, bunun için de çabalamayı bırakmayacağım. Ve seneye üniversite sınavına hazırlanacağım ben. Umarım da o zaman da elimden geleni gösterip istediğim yerlere
girerim ve üniversitede de aynı bu şekilde projelerde yer almaya devam ederim diye düşünüyorum. Şevval Şen uluslararası ticaret okumak istiyor. Bunun özel bir nedeni var mı? Yani özel bir nedeni yani yok aslında ama kendim için karakterime daha uygun bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Eşit ağırlık öğrencisiyim. Evet. O yüzden şimdilik hedefim bu şekilde. Süper. Kapanışı da Serra ile yapalım. Hem Vefa Spor Fest hem de Serra'nın gelecek hedeflerini senden dinleyelim. Şöyle ben tıp istiyorum. Şevval'in de dediği gibi seneye artık üniversite sınavına hazırlanacağız. Farklı bir süreç başlıyor. Evet, daha zor bir süreç olacak bizim için. Bu yılda bir taraftan Spor Fest, bir taraftan derslerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Artık zaten ikimizin son yılı Spor Fest'te. Daha sonra bir sonraki Miray'ların jenerasyonuna devredeceğiz biz de. Evet, Miray o tecrübeyi kazandı zaten şu evet. anda. Peki katılacak okullar, öğrenciler bir mesaj vermek istersen onlara ne söylemek istersin? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Bu yıl her senekinden çok daha güzel olacak. Bekliyoruz. Evet. Mutlaka gelsinler. Kapanışta böyle yapalım. Evet. Bir kez daha tarihleri hatırlatalım. 8-12 Haziran tarihleri arasında Vefa Lisesi bu güzel organizasyona ev sahipliği yapacak değerli izleyenler. Üç gencimizle beraberdik bugün ve Vefa Spor Fest'i tanıtmaya çalıştık ve programımızın da sonuna geldik. Bir kez daha teşekkürler, başarılar sizlere. Umarız gönlünüzce olur her şey. Gerek spor hayatınız, gerekse eğitim hayatınız. Bir kez daha başarılar. Teşekkür ederiz. Bugünü kapatıyoruz değerli izleyenler. Gelecek programlara görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.